Burası Amerika. Amerika'da insanlar gerçekten çok doğal bir şekilde yaşıyorlar. Bahçelerinin önünde bir sürü hayvana rastlamak mümkün. Budonlardan biri gördüğünüz gibi. Doğayla iç içeler. Hiç kimse zarar vermiyor. Sabah sincaplarla uyanıyorsunuz. Akşam evinizin önüne eğer çöp koyarsanız hayvanlar parçalamış oluyor. Onun için herkes çöplerini çöp kovasına koyuyor gördüğünüz gibi. Bahçelerde rahat rahat geziyorlar. Gördüğünüz gibi bir de tavşan var. Orada uzak kaldı ama. Turn left. Evet, bu da tavuğumuz. Oradan horoz sesleri de geliyor. Evet, bu da yola atladı. Horozu korkuttu. Hayvan hakları diye bir şey var. Hayvanlara yol vermek. Karşımıza ilginç bir tabela çıktı. Size bunun anlamını açıklayayım. Burada bu tabelanın anlamı ve ileride görmüş olduğunuz yeşil tabelanın anlamı atlı araç çıkabilir. Yani at kullanan insan çıkabilir diyor. Yani Amerika'da hala trafikte görüyorsunuz at kullanılıyor. Aralar kapanır. Mezar taşlarına bak, toprak kalır. Duvarların biri ortak olursa, benim acı öyküme karanlık çöker. Geri döndü. Tam bir bebek. Oy, kuşular kuşular. Aliş görse şimdi çıldırırdı. Ya siz bize. Evet, Amerika'da eşek ve geyik karışımı geyiklere yol veriyoruz. Bunca maç